Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Grand Truck Simulator 2'deyiz. Biraz böyle üst üste olmuş olacak ama neden hemen çekmek istiyorum? Hem kendim için böyle biraz pekiştirici olacak şekilde hem de bilmeyen arkadaşlarımız ya da ilk defa oynayacak olan arkadaşlarımız için eğitim videosu gibi bir şey olacak aslında bu. Şimdi biliyorsunuz burada bir ehliyet sistemi vardı. Bir önceki bölümde anlatmıştım. A ehliyeti, B ehliyeti, C, D, E diye. İşte neydi? A'yı zaten en başta bize veriyor. Kamyon kullanmak için. B tandem kamyon kullanmak için, C tır kullanmak için, D tehlikeli madde işte yakıttır vesairedir o tarz yükleri tırla taşımak için, E ehliyeti de uzun yükler, ağır yükler taşımak için kullanılıyor. Bunlar tabii iş yaptıkça böyle görev, hani görev demeyelim de böyle taşımacılık yaptıkça yavaş yavaş XP geliyor. XP geldikçe de gördüğünüz gibi bu şekilde artıyor. Burada da ders niteliğinde böyle hani eğitici şeyler var. Oyunu bize öğretiyor. Hatta şöyle bakın, kameramı şöyle bir kaydırayım. Burada gördüğünüz gibi ben bunların hepsini yaptım. Yani oyunu az çok anladım sayılır. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Bugünkü bölümümüz böyle eğitim bölümü gibi bu oyun hakkında bir şey olacak. Yani bilmeyen arkadaşlarımız da bir yandan da bunları öğrenmiş, çözmüş olacaklar. Tekrardan ben kameramı şöyle alayım. Birinci bölümle hemen başlayalım istiyorum. Şöyle 1'e tıkladık. Yes diyoruz. Keşke Türkçe olsa, İngilizce olduğu için çok anlayamıyorum. Ama oklarla falan size tarif ediyor hani ne yapacağınızı. Şimdi ilk görev neydi? İşte sağa sola bak, aynalara bak falan filan sanırım onları gösteriyordu nasıl yapılacağını falan. Ha, ilk görev evet. Motoru başlat ve durdur olayına bize gösteriyor. Bunları yaparken tabi direksiyon normal oklarla değil mouse'la falan bu şekilde çevirerek maalesef bize veriyor. Şimdi burada gösteriyor bize okla. Motor çalıştırma butonuna bir kere basıyoruz. Kontak açılıyordu biliyorsunuz. Sonra bir kere daha basıyoruz. Motor çalışıyor. Bu ses kesilecek şimdi. Kesilmedi. Heh, şöyle biraz gaza dokundu, tamam gitti. Şimdi şu üstte gördüğünüz gibi kamyonun olduğu bölüme bas diyor. Buradan motoru kapatacağımız buton da burada. Buna basıyoruz. Ve motoru kapattık. Evet. Birinci ders bitti. A lisans ehliyeti zaten bize ilk başta veriyor bunu. İlk ders bitmiş oluyor sanırım burada. Evet. Şimdi tekrardan ana menüye bizi atacak muhtemelen. Ana menüde de ikinciyi seçip ondan sonraki görevlere, görev demeyelim de derslere bakmış olacağız. Birazcık yavaş geçiyor böyle rahat okuyalım diye yapılmış. Tamam. Eyvallah. Evet, şimdi ana menüye geri dönecek. Evet, birincisi bitmiş oluyor. Şimdi direkt ikinciye basıyorum. Lesson 2. Lesson 2. Lesson 2 yalnız. Evet, ders 2'ye geçiyoruz. Evet, kamera işte sağa bakma, sola bakma falan filan onları burada gösteriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi zaten dediğim gibi oklarla bize anlatıyor. Yani sağa bak, sola bak. Kamerayı ortalamak için ekranın ortasına şimdi klavye diyorum. Bilgisayarla oynamayan arkadaşlarımız için, telefon ya da tablette oynayanlar için ekranın ortasına iki kere tıkladığınız zaman aynı bu şekilde hop kamerayı ortalamış oluyor. Evet. Şimdi bakalım görev neymiş? Evet, sağ aynaya bakmamızı istiyor. Sağ ayna, evet. Zoom yapmamızı istiyor. Aynayı bir kere tıkladığımız zaman aynaya zoom yapmış oluyoruz. Tekrar bastığımız zaman hop kamerayı ortalıyor, zoom'u iptal ediyor. Evet. Bu da tamamlandı. Evet, dashboard yani şuradaki gösterge paneline bakmamızı isteyecek. Bir kere basıyoruz. Gösterge panelinde burada görmüş oluyoruz. Bunların hepsi çalışıyor bu arada. Evet, bir kere daha bastığımız zaman tekrardan normal haline geri dönüyor kameramız.
Evet, dış kameraya geçmemizi isteyecek şuradan hemen. Oklarla da söylediğim gibi bunları gösteriyor bize. Tamam, kamerayı yine çift tıkladığınız zaman ortalıyor. Şöyle sağa sola baktık, hop çift tıkladık, ortalıyor. Tamam mıdır? Bir kere daha bastık iç kameraya, geçtik. Evet, ikinci ders de burada tamamlanmış oluyor. Hemen şimdi üçüncü derste hızlı bir geçiş yapacağız. Evet, şöyle geçelim. Bunda neyi anlatıyordu hatırlamıyorum. Bu arada mazot nasıl alınıyor vesaire, onların hepsini çözdük. Kısa yol tuş atamalarını falan yaptım. O çok güzel bir özellik. Oyuna gerçekten çok güzel bir özellik koymuşlar. Evet, şimdi şuna basıyoruz. Evet, yürüme modu. Burada yürüme modu da varmış. Bunu ben bilmiyordum ilk videoda. Buna bastığımız zaman dışarı çıkıyoruz ama söyleyeyim, bilgisayarda bunları kontrol etmek çok zor. Mouse'la mecburen kontrol ediyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi. Bakın şöyle ileri geri. Şimdi dur, nereye gitmemizi istiyor? Bir yere mi gitmemizi istiyor? Ha, dur, tamam. Buradan şöyle sağa sola bakma, yukarı aşağı bakma falan. Bunları yapabiliyoruz, kafa hareketlerini. Şunu şimdilik bize kontrol ettirmiyor, izin vermiyor. Onda da yani normal ayaktayken zıplıyor. Bastığınız zaman yavaş yavaş eğilmeye başlıyor adam yere. Evet, buraya gelip tekrar şuna bastığımız zaman kamyonun içine binmiş oluyoruz. Ders 3 bu şekilde. Bu da bitti. Şimdi de ana menüdeyken şunu da göstereyim. Şimdi şurada ana menüdeyken şurada bir ayarlar butonu var. Buna basıyorsunuz. Grafikleri buradan yükseltebilirsiniz. Ben en yükseğe çektim. Işık yansımaları vesaire hepsini açtım sonuna kadar. Hepsini tikledim yani, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi telefondan telefona tabii bu fark eder. Ben bilgisayarda oynadığım için daha rahat oluyor hani. Ben burada bütün ayarları en yükseğe çekmeye çalıştım. Kontroller çok güzel olmuş. Burada istediğiniz gibi kontrol modunu seçebiliyorsunuz. İşte direksiyonu ben oklarla yapıyorum ki klavyeyle kontrol edebileyim de, isterseniz az önce gördüğünüz gibi steering wheel kullanabilirsiniz. Burada da tuş atamaları yapılmış. Bakın. İşte direksiyon için AD mesela. Yani bunları kendiniz yapıyorsunuz. İşte gaz W, fren S. Ben buraya tek tek tuş atamalarını yaptım. Mesela R, motor çalıştırma. Motor freni B. Aynı ETS'deki gibi, hani tuşları bildiğim için, ezbere hemen hemen bildiğim için ETS'deki. Ona göre atama yaptım. El freni işte boşluk tuşu, space tuşu. Diferansiyel kilidi V, ETS'deki gibi. Tır aksı için U'yu koydum. U'ya koydum. Dorse aksı için noktaya koydum. ETS'ye de ben klavyede noktaya atamıştım. Ama tabi buton box'a falan kullanıyorum şu anda onları. Işıkları L'ye koydum. Normalde yukarıdan mouse'la tıklayıp oradan aktif etmeniz gerekiyor falan. Hiç gerek yok. Direkt L'ye koydum. K'ye selektör koydum. Heh, tamam. Hatırladım şimdi. K'ye selektörü koydum. Sağ sol sinyallere işte E ve Q'yu koydum. İşte W, A, S, D, E, Q'da şey sinyaller oldu. Bu beacon dediği sanırım şey tepe lambaları. Şimdilik onunla karşılaşmadım. Tırlarda muhtemelen göreceğiz onları. U'ya koydum onu. Dur bakayım. Aa bak, iki defa bunu yapmışız. Dur. Onu U'ya değil O'ya koymamız lazım. Evet, O'ya koymamız lazım bunu. Yanlış olmuş o. Sis farlarını Ş ve İ'ye koydum. Hemen normal farların yanına koydum. Kabin aydınlatmasını, aa buna da O dedik. Kabin aydınlatmasını ne yapacağız? Şunu koysak. Backslash. Olur. Slash'te ne vardı? Tamam. Backslash'te de bu olsun. Yani virgül. Silecekleri P'ye koydum. Korna'yı H'ye koydum. Şimdi yürüyüş modu var. Ama bunun için muhtemelen joystick kullanmanız gerekiyor. Yani herhangi bir tuş atadığınız zaman sağa mı gidecek, sola mı gidecek, aşağı mı bakacak, yukarı mı bakacak, yani onları yapamıyoruz. Pause ve map'ler var. Pause'a herhangi bir şey atamadım.
Map'e M koydum yine ETS'de. Olduğu gibi TOW'un ne olduğunu ben de bilmiyorum. İlgimi çekmedi yani, araştırmadım da ne olduğuna bakmadım. Evet, tekrardan ehliyete gelelim. Neredeyiz? 4'teyiz abi. Hemen 4'e başlayalım. Yeni bir görevimiz. Evet, benzin istasyonuna sanırım gideceğiz. Aracı kullanıp benzin istasyonuna gitmemizi isteyecek bizden. Evet, motoru çalıştırıyoruz. Burada eğitim modundayken maalesef ki söylediğim gibi bu direksiyon bu şekilde çalışıyor. AD'den döndüremiyorum. Ama gaz ve fren şeyden çalışıyor. Evet, GPS ekranına tıklıyoruz. Bunu da öğrendik bu arada. Ben ne yapıyordum bir önceki bölümde? İşte rotayı şimdi çizmediği için sürekli yukarıdan şuna basıyordum. Oradan haritayı açıyordum. Nereden gideceğiz falan diye. Meğersek GPS'e böyle tıklayıp şu bayrağa bastığım zaman gideceğimiz rotayı gösteriyormuş. Ya da benzinliğe bastığım zaman gideceğimiz benzinliğe rota çiziyor. İşte evdir, tamirhanedir. Şimdi buna bastık. Aranıyor diyor. En yakın benzin istasyonunu ayarlıyor. Tekrardan normal izlemeye geri geliyoruz. Evet. Vitesi otomatiğe aldık. Ben W ile dediğim gibi basıyorum ama direksiyon maalesef şimdilik böyle çalıştıracağız. Bu arada gaz ve fren pedallarının double yani çift basışları falan varmış. Onları da gösteriyor. Onları da çözdüm. Tamam abi, çevirdik. Hadi tamam ha. Hadi devam, gidiyoruz. Gitmiyoruz mu? Hala gitmiyoruz. Great. Evet, GPS sinyali ayarlanıyor. Gaza böyle çift bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi bir anda araç turbo moda geçiyor. Evet, navigasyon çizdi. Bakın maviyle gözüküyor. Evet, en yakın benzin istasyonuna giriş yapacağız. Evet. Hemen tırımızı, kamyonumuzu daha doğrusu boşaltmamızı istiyor. Motoru şuradan kapatacağız ama bize yine okla gösterecek herhalde. Tıklayamıyorum şu an, izin vermiyor. Şu anda kısa yol tuşları da çalışmıyor. Eğitim modunda çalışmıyor. Evet abi hadi. İzin ver de kapatak. Ha buradaymış, pardon. Yanlış yere basıyoruz. Evet, şimdi tırdan inmemizi istiyor. Şuraya basıyoruz. Hop, tırdan aşağı indik. Şimdi şurada bakın kırmızı bir alan gösteriyor. Oraya gidip oradaki oka doğru. Abi işte bunu kontrol etmek maalesef telefonda çok kolay ama bilgisayarda çok zor olacak bunları kontrol etmek. Evet, buraya geliyoruz. Şurada mazot yani benzin işareti çıkıyor, pompa işareti. Buradan kafamızı şöyle çeviriyoruz. Hop, depoya doğru. Basılı tutuyoruz. Bizden fullememizi istiyor. Şu an çok yüksek bir ses var. Bunları yaptığınız zaman paranız gitmiyor. Bunlar eğitim olduğu için sadece size gösteriyor. Şimdi fullendi, bitti. Şuradan kapatmamızı isteyecek. Evet, complete now. Ok gelmeden de basmamıza izin vermiyor. Evet, buradan hop bastık. Ondan sonra hop gidip aracımıza geri bineceğiz. Yo pardon. Buradan şeylere bakıyorduk değil mi? Ha şuradan. Yağ falan kontrol edeceğiz buradan. Evet, şuradan hop yağ tıklayacağız. Buradan aracın yağını dolduruyoruz yine. Kırmızı yuvarlığa basılı tuttuğumuz zaman. Evet, yağ doldu. Şimdi buradan kapatmamızı isteyecek. Söylediğim gibi burada yazan paralar hiçbir şekilde hesabınızdan gitmiyor. Bakın bende 5.880 var. Bunlar hiç gitmeyecek yani. Şimdi şu antifriz galiba. Buna basıyoruz. Evet. Bu da tamam. Bunu da doldurduk. Kapatmamızı isteyecek. Evet. Motor kapandı. Kapandı. Şimdi tırımıza gidip, kamyonumuza gidip
bilmemizi istiyor. Ama dediğim gibi bu şekilde kontrol çok zor oluyor. El feneri bile var bakın. Ama şu an basmamıza izin vermiyor tabii. Buraya kadar geliyoruz. Şurada sürüş işaret çıkıyor. Bastık. Aracımıza bindik. Muhtemelen görev burada. Evet, tamamlanmış. Oldu. Dördüncü görevde bu şekilde. En çok 4'te 7'de sanırım problem yaşıyormuş o arkadaşımız. Bunları da biz göstermiş olalım. Yani problem yaşanacak bir şey yok aslında. Çok basit şeyler ama yani bilmeyince evet zor. Bilmeyince zor. Evet, beşinci görevimize geçelim. Toplamda zaten görev, yani ağzımıza hani takılmış görev görev diye ama ders yani. Evet, bunda da dorse takıp dorseyi sökmeyi gösteriyor. Dorseyi bile kendimiz söküp takıyoruz yani. Hani gerçekteki gibi böyle hani dorsenin yani arkasına önüne doğru gelip aracı vurdurmamız gerekiyor. Dorse o şekilde bağlanıyor. Şimdi tırdan inmemizi istiyor. Evet, şöyle şurada bir ok olacak. Evet, okun oraya doğru gidiyoruz. Evet, aracımız ve dorsemiz burada. Kafamızı döndürelim şöyle. Heh. Right. Çok zor kontrol. Evet, buraya kadar geldik. Sonra şuna basıyoruz. Winch butonuna basıyoruz. Evet, buradan bu şekilde bunu havaya kaldırdık. Buradan aşağı indirebiliyoruz. Şimdi bunlar tamamlandı. Şimdi bağlantı için bizden görevi verecek bize. Yani hareket etmemize izin vermiyor. Şuraya gitmemizi istiyor. Aracımıza bineceğiz. Aracımızı çalıştırıp dorsaya doğru yaklaşacağız. Dorsaya oturtturacağız yerine. Koş 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 koş. Şöyle aracımıza biniyoruz. Motoru çalıştırmamızı isteyecek. Hatta şöyle yapalım. Dış kameraya geçelim. Dış kamerada şöyle takıldığını gösterelim. Hop. Vurduk ve dorse bu şekilde bağlanmış oluyor arkadaşlar. Evet. Sanırım görev. Ha, tekrar çıkarmamızı isteyecekti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Unhook. Evet, tekrardan tırdan ineceğiz. Şuradan geçelim. Ve kırmızı noktaya doğru gidiyoruz. Evet, plate'i bize gösteriyor. Şimdi olay şu. Şuraya bir bakabilirsem. Şurada plate'in çekme kolu var. Buna basıyoruz. Tıklıyoruz. Hop. Geri çekti hemen. Dorsenin ayaklarını açtı. Şimdi bizden tıra binmemizi isteyecek miydi? Ha, şuraya geliyoruz. Tamam. Bu kadarmış. Tamamdır. Evet. Beşinci görev de bu şekildeydi. Şimdi direkt altıncı göreve geçebiliriz. Ya görev işte. Görev yani. Ders. Evet, buradan bunda ne vardı bunu hatırlamıyorum. Ha, ilk iş, tamam. Artık hani iş teslim etmeye falan filan onları gösterecek bize. Evet, motor çalıştır. Evet. Şimdi kargoyu almaya gideceğiz galiba buradan. Evet, GPS ekranına basıyoruz. Buradan oka basmamızı söyleyecek. Evet, buna basıyoruz. Aranıyor diyor. Evet, normal izlemeye geçtik. Evet, direkt almaya gidebiliriz kargomuzu. Şimdi yol çizecek bize. Bunda mouse'la kontrolü çok zor oluyor ya. Bazen mouse kendini salıveriyor. Sağa sola fırlayıp gidiyorsun.
Frenin de bu arada çift kademesi var. İki defa arka arkaya bastığımız zaman bakın kilitliyor direkt. Aynı gazdaki gibi ona da çift basma olayı var. Evet, şuradan yükümüzü alacağız. Evet, motoru durdur diyor bize. Evet, araç yükleniyor. Belgeler giriliyor. Evet, hazırız. Hayırlı işler dedi yani bize. Evet, şimdi ne yazdı ben de bir bilmiyorum. Bonus kargo zamanı. Ekstra bir zaman verdi bize. Çarpışma vesaire. Tamam. Işık. Işıklara, trafik ışıklarına dikkat edeceğiz sanırım. Onlar söylüyor. Kargo indirme, kargo yükleme ve kargo indirme. Şimdi bunları yaptığımız zaman sanırım bize bonus para falan verecek. Sanırım onları verecek. Yükü falan zamanında teslim ettiğimiz zaman. Evet, GPS çiziyle direkt yolumuza çıkıp gidebiliriz. Diyorum ya kontrolü çok zor oluyor diye. Telefonda direksiyon kontrolü çok rahat ama mouse da böyle kontrol etmek çok zor oluyor. Evet, hemen yakın şirkete vermiş zaten. Durduruyoruz. Evet, yükü getirdik. Evet, bonus olarak bize de 58 dolar vermiş oluyor. Bunlar tamamlandığı zaman normalde de XP kazanıyorsunuz. Bu da ehliyetin yükselmesine fayda sağlıyor. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, bu görev tamamlanmış oluyor sanırım. Evet. 6. derste tamamlanmış oluyor eğitim. Şimdi tekrar ana menüye geri dönüyoruz. Ve son eğitimimiz 7. 7. derse hemen geçiyoruz buradan. 7. derse az önce bahsettiğim işte gaza çift basma, işte frene çift basma, işte low vites, high vites, yani onları falan gösteriyor. Hız sabitlemeyi falan gösteriyor. Evet, burada aynen anlatıyor. Yeşil ve kırmızı, az önce gördüğünüz gibi şurada. Şimdi göreceğiz zaten. Yeşil olduğu zaman normal mod. Kırmızı olduğu zaman turbo mod. Öyle diyelim yani. Evet, aracı çalıştıralım ve caddeye çıkalım. Evet. Hemen caddeye çıkmamızı istiyor. 15 kilometre hızla çık. Evet, şimdi gaza çift basılıyor. Bakın, yukarı taraf high oldu ve kırmızı oldu. Ama benzin çabuk tükenir. Ondan bahsediyor. Sonra bir kere frene bastığın zaman o hemen gördüğünüz gibi yukarıda yeşile döndü. Yani normal moda döndü.
Frende de aynı şekilde. Bir kere bastınız normal. İki kere bastınız. Hop freni kilitledi. Şimdi 50 kilometreye çık diyor. Evet. Şimdi freni iki defa bas diyor. Hop. Durduk. Şimdi telemetre fonksiyonları, yani şunlardan bahsediyor. Bunları bize okla gösterecek sanırım. Evet. Bir kere bastık. 100 kilometrede ne kadar yakıt yaktığımızı sanırım gösteriyor bu. Bir kere daha bastık. Kaç kilometrelik mazotumuz var onu gösteriyor. Bir kere daha bastık. Tekrardan kilometre saatine geri dönmüş oluyor. Şimdi cruise kontrolü bizden isteyecek. Onda da şu bölüme basılı tuttuğumuz zaman hız sabitleme aktif olacak. 40 kilometreye kadar çık diyor. Ondan sonra telemetri, yani oradaki bölüme basılı tut diyor. Evet, 40'ı gördük. Basılı tuttum. Hop sabitledi bak. Evet, 7. ders de bitti ve okulla bütün ilişkimiz kesilmiş oldu. Diplomamızı aldık. Tamamdır. Bütün dersler bu kadar arkadaşlar. Yani eğer o 4. ve 7. bölümü geçememiş arkadaşlar varsa, dikkatli izlerlerse çok rahat bir şekilde yaparlar. Çünkü gerçekten çok basit. Ufak tefek hata yaptıkları için muhtemelen geçemiyorlardır onu. Ama gayet basit bir şekilde bu şekilde videomuzu izleyerek sizler de geçebilirsiniz. Bu bölümümüzde bu şekilde eğitim bölümü olmuş olsun. Bundan sonra devamı gelecek. Yavaş yavaş böyle hem paramız yükselecek. Bakın 5000 küsürdü, 7000 küsüre çıktı. Bu görevleri bile yapınca, yani eğitimleri bile yapınca ekstra ufak da bir XP kazanmış oluyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.